Maripol'de şu anda Halk TV ekibinden İsmail Saymaz değerli meslek büyüme döneyim. Neler oluyor Ternipol'da? Durum ne? Ukrayna'da neler gözlemliyoruz İsmail Saymaz? Merhabalar. Biz bu sabah itibariyle ülkenin batısı olan Lviv'den ayrıldık ve Romanya sınırına geri gelmek üzere kuzeyden güneye doğru harekete geçtik ve bir haftalık bu haber çabamız sırasında daha önce hiç gelmediğimiz bir şehre Ternopil'e geldik. Bu şehre iki hafta önce Rus tankları gelmişti, Rus zırhlıları gelmişti ve yöre halkı direniş göstermişti. Zırhlıların önü kesilmişti ve Rus zırhlarının önü kesilmiş ve geri dönmeleri sağlanmıştı. Ardından haberlere göre burada bir Rus uçağı da düşürülmüştü. O günden bu yana bu şehirde herhangi bir gerginlik söz konusu değil. Herhangi bir Rusya'nın silahlı varlığı ya da işgali söz konusu değil. Halk gündelik yaşantısına devam ediyor. Yani gördüğünüz şu an şehrin merkezindeyim. Arkamda bir heykel var. Danilo'nun heykeli. Bu Danilo Ukraynalıların ulusal kahramanlarından biri. Ve burada vatandaş gündelik hayatını sürdürüyor. Dükkanların bir kısmı açık. Hava fevkalade soğuk, onu söylemeliyim. Tabii herkesin gözü biraz da savaşın seyrine takip, gözü biraz da savaşın seyrine ilişkin haberlerdi. Çünkü Mariupol'de önceki gün bir hastanenin vurulması meselesi burada en önemli konulardan biri. Öte yandan Rus ordusu Kiev'deki ablukayı giderek arttırıyor. Bildiğimiz kadarıyla büyükelçilikler boşaltılıyor. Türk büyükelçiliğinde büyük bir bölümünün ayrıldığı ifade ediliyor. O nedenle başkente yönelik de bir endişe var. Acaba Kiev'de Rus işgali etkisini arttırdıkça Ukrayna'nın mevcut yönetimi ayakta kalabilecek mi? Buna dair bir endişe var. Biz Lviv'den Ternopil'e geldiğimiz süre boyunca yollarda hep işte bariyerler ve yol kontrol noktalarıyla karşılaştık. Hatta birinde durdurulduk. Pasaportlarımız sıkı sıkıya arandı. Çünkü burada askerler ve polisler sıkı bir önlem almışlardı kent girişi içerisinde. Kasaba girişlerinde milisler bariyerler kurmuş durumda. Yani ordunun silah dağıttığı köylüler. Otoyollarda ise askerler ve polisler beraber görev yapıyorlar. Hem Ukrayna bayrağı hem Ukraynalıların 40'lı yıllarda kullandığı Sovyetler döneminde yasaklanan kırmızı siyahlı milliyetçilerin bayrağı hem de yol boyunca billboardlarda Rusya'ya ve Rus ordusuna yönelik ağır ifadeler içeren afişler var. Buradan defolun şeklinde. Tabii defolun benim kullandığım kibar bir ifade yoksa daha ağır ifadeler de var. Şimdi Danilo heykelinin önünde az önce Nadia Hanım'la karşılaştık. Kendisi Harkov'dan buraya gelmiş. Yani Harkovlu bir Ukraynalı. Biraz sohbet ettik. Kendisi aynı zamanda Rusça da konuşan, ana dili Rusça olan bir Ukraynalı. Ve kendisine hislerini sordum. Kendisiyle kısmen İngilizce konuşacağız. Biraz önce konuştuk. Kendisine tekrar soru soracağım. Acaba hisleri nedir diye. 5 minutes ago we talked about war and your feelings. I want to ask again. What's your feelings about the occupation? Yani kendisine hislerini ne olduğunu sordum. It's awful because I understand why they bombed us, our cities. We don't want to be saved. Neden ülkemizi bombaladıklarını anlayamıyorum diyor. Yes. It's really tragic because they bombed our home. They killed our kids. Evimiz bombalanıyor, çocuklarımız ölüyor. I run from my native city, from Kharkiv, where we speak Russian all the time, because they destroyed our streets, our home, our hospitals, our school. Just a moment. Kendi doğum yerim olan Harkov'dan gitmek zorunda kaldım. Orası kendisinin şehri ve şu an ülkesinin bombalandığını söylüyor. Yes. And I have many friends and even relatives in Russia, and they tell us that they can save us, but I understand from what they said. From our home, from our cars, from education, from my kids. Okay, you saved us from normal life. And
Rusya'nın kendilerini korumak için geldiğini söylüyor. Halbuki bizi korumalarını gerektiren bir durum yok. Çocuklarımız burada, onlara yani bu bir savaşın olduğunu, aksine korunmadıklarını, kendilerine dönük bir savaşın olduğunu söylüyor. So I even don't understand what happened. Don't you want to live with Russia? I don't want to live with Russia. Why? From what? Afraid every day and think what I want to say and I can't, in Russia they can't even think free. In Ukraine I can think, I can tell for my friends about everything. I can go to every country in the world and be a normal human. Rusya ile beraber yaşamak istemeklerini sordum. Neden istemiyorsunuz diye sordum. Çünkü dedi ben burada özgürüm, Ukrayna'da özgürüm. Özgürce düşünebiliyorum, özgürce seyahat edebiliyorum. Dolayısıyla bu yüzden Rusya'yı istemiyorum. Bir soru daha sormak istiyorum kendisine. Is there any discrimination on the Russian people? Is there any discrimination about Russian people? No. Yani Ruslarla büyük bir ayrımcılık olmadığını soruyorum. No. No, I live in Kharkiv. It's near Russia, and I have many Russian friends who live in Kharkiv many years. I am, my kids, my family, my friends, we all speak Russian, and it's normal. It's normal in every little cities, town, villages in Ukraine. I can go to any cities in Ukraine, speak Russian, and it was really normal. Any discrimination. Türk Rusya Ukrayna'da herhangi bir Ruslara dönük ayrımcılık olmadığını, Rusça konuşulduğunu ve bir yasaklamanın olmadığını söylüyor. Bunun doğru olmadığını söylüyor. Zaten kendisinin ana dili, nature language is Russia. Evet. Kendisinin de doğuştan getirdiği dilinin Rusça olduğunu söylüyor. Thank you very much. Nadia Hanım kendisi hislerini bize aktardı. Genel olarak Ukraynalıların bu bölgedeki, yani ülkenin batısındaki Ukraynalıların hissi böyle. Yani Ruslarla değil, Avrupa Birliği içerisinde yaşamak istediklerini söylüyorlar. Yani değil bir arada yaşamak, belki aramıza duvar örmeliyiz gibi bir hatta iddialı, yani iddialı değil, hislerini, hani bugün yaşadığı hislerini bu şekilde aktarıyorlar. Zannedersem bu savaşın sürmesi iki kardeş halk olan, yani aynı kökten, aynı tarihten gelen, aynı benzer bir dili konuşan Ukraynalıların ve Rusların bir daha bir arada yaşamı mümkün olmayacak ya da çok zor kurulacak. Çünkü süre gelen savaş hem öncesinde hem bugün itibariyle iki tarafta da milliyetçi hisleri biledi. Milliyetçi hisleri biledi ve farklılıklar, ortak noktalar değil, farklılıklar öne çıkmaya başladı. Ve bu farklılıklar aslında Ukraynalılar ve Rusların iki ayrı dünyaya dağılmalarına sebebiyet verebilir. Belki Ukrayna buradan tek eski haritasıyla ayrılamayabilir. Ama yönü bundan böyle Rusya olmayacak gibi görünüyor. Çünkü bu süreç onları Avrupa'da konumlandırma noktasındaki hislerini arttıracak. Zaten Ukrayna Anayasası'nda 2019 yılındaki değişiklikle, yanlış bilmiyorsam, şu madde getirilmişti. Hem Ukrayna Anayasası'nda hem Cumhurbaşkanı'na hem kabineye hem milletvekili hem de hükümete NATO içerisinde ve Avrupa Birliği içerisinde yer alma şeklindeki stratejik hedef getirilmişti. Dolayısıyla bu hedefe dair herhalde motivasyonu arttıracak. Ancak şunu da ifade etmek gerekir. Ukrayna'nın NATO hedefinin anayasada olmuş olması kuşkusuz Rusya açısından onu daha da tehlikeli hale getirecek. Öte yandan bunun hem Ukrayna'nın işte Avrupa Birliği'nde yer alma arzusu, hem güvenlik ihtiyacı, hem de NATO'nun bir tehdit tespitinin herhalde bir orta yolunun bulunması gerekir. Bu noktada NATO'nun doğuya doğru genişlemesi perspektifi bu iki ülke arasındaki bağların kopmasına neden olabilir, kopmasına yol açabilir. Bu noktada NATO'nun ilerleyişini, doğuya doğru ilerleyişini durdurması, ama öte yandan Ukrayna'nın, Rusya'nın güvenlik kaygısı ya da başka kaygılarla Ukrayna'nın bir bağımsız bir devlet, egemen bir devlet olma iddiasını gölgelememesi ve sabote etmemesi gerekir.
İsmail Saymaz, çok teşekkürler. Özel bir bağlantıyla birlikte bir röportaja da imza attı değerli meslek büyüğüm. Ternopil'deler. Haritadaki yerini de gösterelim. Lviv'den Romanya sınırına doğru tekrar ilerlemeye başladı Halk TV ekibi ve şu anda Ternopil şehrindeler. Ternopil şehrinin hikayesi, gelen tankların karşı çıkışlarla geri gönderildiği, püskürtüldüğü bir yer. O günden beri sul içinde devam ediyor günlük yaşam dedi. Ve orada bulunan bir Ukraynalı ile, ana dili Rusça olan bir Ukraynalı ile konuştuğunda, Harkov kentinden gelen biriyle konuştuğunda da duydunuz efendim neler söylediğini, neden Rusya ile yaşamak istemediğini, buna dair günlük yaşamının nasıl değiştiğini, Rusya'nın gelişiyle birlikte